Devlet Bahçeli'den başladık. İsterseniz biraz daha ondan devam edelim dedim ya. Söyleyecek çok şeyim var. Ahmet Türk. Devlet Bahçeli'nin başka işi yok muydu? Biz tabii sadist değiliz. Bütün insanlara saygı duyarız. İnsan oldukları için. Son bir dakika reklamlara. Reklamlara bir dakikamız var. Öyle. Ahmet Türk'e sahiplenmek Devlet Bahçeli'nin işi mi olmalıydı? Ergenekon kahramanlarına sahiplenmeyen Devlet Bahçeli Ahmet Türk'ü niye sahiplendi? Ben sadist değilim. İnsan olarak elbette sahiplensin ama bizi PKK ile özdeşleştiren Devlet Bahçeli'nin çifte standardını, riyakarlığını Ahmet Türk örneğiyle ortaya koyuyorum. Devlet Bahçeli'nin PKK diye bir sorunu da yoktur, olmamıştır. Çünkü Devlet Bahçeli Güneydoğu silahlanırken, teceler valiliklerden indirilirken, Türk bayrağı yasaklanırken bir kere bile bayrak mitingini yapmadı Devlet Bahçeli. Onun için ben soruyorum, itham etmiyorum. Ey Bahçeli, sen görevli misin? Tehdit mi ediliyorsun? Bunu açıkla. Peki, çok teşekkürler. Sevgili seyirciler, Halk Arenası canlı yayını Ayvalık'tan ikinci bölümde devam edecek. Bu bölümde halkın avukatı Murat Ergün'e söz veremedik çünkü Sayın Önkibar ateşli bir konuşma yaptı. Ayrıca o söylediği sözler, özellikle Sayın Cumhurbaşkanı ile ilgili konuşmasının başında dile getirdiği sözler kendisine ait değil. Devlet Bahçeli. Sayın Devlet Bahçeli'nin söylediği sözlerden, evet, alınma.